Merhabalar, ben Ayşe Hatun Önal. Sosyal medyadaki sorularınızı cevaplamak için bugün O Ne Diyor'da sizlerle beraberim. İlk sorumuza başladık. Kliplerinize aşırı para harcadığınız için mi seyrek klip çıkarıyorsunuz? Hepsinde ayrı bir hikaye, ayrı actionlar ve çok kaliteliler. Vallahi helal olsun demiş. Aşırı para harcıyor muyum? Yok ya, çok fazla bu konuda şeyim. Biraz tutumluyum, çok fazla para harcamıyorum ama fikir olması önemli olan, açıkçası para harcamaktan ziyade. O yüzden bütün kliplerimde de mutlaka bir fikrimiz var. Yani çıkıp da hani sokaklarda turist gibi gezmiyoruz. Ön hazırlıkları oluyor. En çok harcama yaptığın şey, yani bayanlar klasik gardıroba biz harcıyoruz genelde maalesef. Ama son yıllarda biraz böyle bir kendimi dizginlemeye çalışıyorum. Çok fazla şey almışım, çoğunu da giymediğim için. 2 senedir giymediklerimi giyiyorum. Arada bir sadece takviye yapıyorum. Ay keşke yapmasaydım dediğin işler var mı? Bazı klipler, bazı şarkılar olmasa da olurdu sanki. Mesela, kesin bu bir şarkımdan çok rahatsızdım ama anlamadım ben tam soruyu. Yo, bence bütün hepsi seviyorum. Yani çeksen elinden itibaren bütün yaptığım şarkılar öyle şansa yaptığım şarkılar değildi. Hepsinin üzerinde çok çalışarak yaptığım şarkılarda, o yüzden. Ama mesela albümde belki bir iki şarkı var ki onları okumasam da olurdu diyebilirim. Hadi benim ağzımı açtın. Neyse. Edis'le bir düet yapsan diyorum. Ne güzel olmaz mıydı? Esasında geçen sene Edis'le bunu çok konuştuk. Bir tane de yaptığım bir şarkı vardı. O şarkı geri alabilseydim eğer. Düşünüyorduk ama olmadı. Şarkımı geri alamadım. Kendi yazdığım şarkımı ve yapamadık ama sürpriz düetlerim olacak. Kimin olacak bakalım. Aylen sana ikinci isim olarak hatun. Ablana avrat ismini vermiş. Bunun hikayesi nedir? Avrat ismini. Ablamın ismi Mehlika. Benim ismim de annemin hiç çocuğu olmayan bir teyzesinin ismiymiş. Çok rica etmiş. İkinci ismini koyar mısın benim ismim diye. Hikayesi de bu ismimin. İşte topukluğunla boyun kaç oluyor? Sanırım 85 falan oluyor. Sana bayağı uzuncağım. Sen 1.60 oluyormuşsun. Aşırı uzun da sevmiyorum açıkçası. Özellikle topuklularda çok sorun yaşıyorum. İstediğim her topukluyu giyemiyorum boyum uzun olduğu için. O yüzden biraz daha kısa kadınları bu anlamda kıskanıyorum. İstedikleri topukluyu giyebiliyorlar her şeyden önce. Ben giyemiyorum. Bazen hoşlandığın insan da kısa boylu olunca o da bir rahatsız ediyor ama neyse. Eğer bir filmde rol alsaydın erkek partnerinin kim olmasını isterdin? Anthony Hopkins. Yaşlama çok tatlı değil mi? Yani oyuncu olarak dünyadaki en iyi oyuncunun Anthony Hopkins olduğunu düşünüyorum. O yüzden öyle bir fırsatım olacak olsaydı hani bu işin duayeniyle oynamak isterdim. Tabii o ister miydi bilemem. Bence ister. Öğretmenim, erkeklere kadınlar konusunda çeşitli tavsiyeler. Kadınlar konusunda. İtaat edip rahat edin diyorum. Galiba ben klibindeki uzaylı cüce mi? Hala görüşüyor musunuz? O nasıl dev bir aşkta öyle? Hiç sorma. Bıraktı beni, terk etti. Yok, hala görüşmüyoruz. O klip için bir araya gelmiştik. Sonra beni terk etti. Podyumları özlüyor musun? Geri dönmeyi düşünür müsün? Ya zaman zaman esasında hala çıkıyorum. Yani güzel ve iyi projelerde bazen yer alıyorum. Evet. Son 2 senedir mesela gelen bütün meleklerle podyumda yürüdüm. Haberiniz var mı bilmiyorum. Çok bir selamı kredi çekip aldığın doğru mu? Doğru. Çünkü 2 günüm vardı. Firmam da uluslararası bir firma olduğu için onların yurt dışıyla yazışmaları falan oluyor. Hemen şey, bugün bulduk şarkıyı yarın hemen ödemenizi yapalım olmuyor. Onların bir prosedürü var. Bu arada ben de tatilden yeni dönmüştüm. Nakitlerimi yemiştim o yüzden. Kredi çektim, doğru. Klibin hangisiyle oynamak isterdin? Tom Hardy mi yoksa Rihanna mı? İkisi birlikte oynasınlar bence. Ben de seyrederim. Şu an başarılı buldun. Özellikle yeni bir jenerasyon şarkıcılardan çok yani düşük cümle olmuş. Ben ne yapayım? Yani sormak istedikleri şu: yeni jenerasyondan kimi beğeniyorsun? Kaan Boşnağ'ı beğeniyorum. Edis'i beğeniyorum. Aleyna'yı beğeniyorum. Bu kadar. Çay çay. Müzikal altyapıların çok farklı ve başarılı. Bence Türkiye standartlarının üzerinde de. D ayrı yazmamışsınız. Zaten burada ayrı yazılmayacak değil mi? Üzerinde müzik yapıyorsunuz. Çok canım. D daha
Evet, DDA konusunda hala karar veremediğim anlar oluyor. Müzikal altyapıların çok farklı ve başarılı. Bence Türkiye standartlarının üzerinde müzik yapıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çeksene elinden bu tarza gelen yol nasıl çizildi? İlk Çeksene elinden önce ben birkaç tane şarkı yapmıştım esasında ama Çeksene elinin sound'u gelince tamam dedim, ben buna bu akşam böyle esprili bir şeyler yazarım, onu çıkartırım diye düşündüm. Hakikaten de öyle, onun dışındaki şarkıların hepsini bir kenara attım, çöpe attım daha doğrusu. Yani o günden bugüne, yani o dönem için içimden nasıl geliyorsa öyle şarkılar yaptım hep. Ama her zaman kaliteli olmasına, alelacele çıkmış bir şarkı gibi değil de üzerinde her zaman çok çalıştık. Kaliteli olmasına, ilk önce benim dinleyebileceğim bir şarkı olması önemli. Hep dikkat ettiğimiz şey buydu. Doğru ekiple çalışmak çok önemli. Kendi dışımda yazdığım şarkıları da tarzını beğendiğim bestecilerden hep aldım. Yani klip yönetmenimden aranjörüme kadar çalışabileceğim en iyi isimlerle her zaman çalıştım. O yüzden de güzel işler çıktı diye düşünüyorum. Ege Çubukçu deyince aklımıza Seninle Olan şarkısı geliyor. Adam piyasada pek yok gibi, hazır rap müzik gelmişken tekrar beraber bir şeyler yapmaz mısınız? Ege'de devam ediyor esasında galiba yapmaya ama bir dönem o da ara verdi mi bilmiyorum tam net olarak ama isterim, çok isterim. Ege çok eğlenerek çalıştığım bir isimdi. Çok da başarılı da bir isim. Bu da radyodan gelme bir isim. İnşallah olur. Belki Allah söyletmiştir. Bir Adanalı olarak birini seçmen gerekse şuradan mı var mı? Acılı Adana. Seçeneklerin içinde yok ama. Adana şivesiyle konuşabiliyor musun? Öyleyse azıcık duysak da aşık olsak. Adana şivesi. Antep şivesi yapsam ne yapıyorsun? Geli misin, gidi misin? Ben çok fazla şive bilmiyorum açıkçası. 3-5 kelime sadece. Neden kliplerindeki erkekler bu kadar çirkin olmak zorunda? Aman Allah'ım. Yani aslında erkek model kullanmadım. Bir tek Dur Dünyam şarkısında kullandım. O da yakışıklıydı. Beğenmedin mi sen? Egemen Bayraktar. Egemenciğim sen geldin sonrakinde. Sen oyna. Bakalım böyle endamını görürüz. Buradan genç ve tecrübesiz kadınlara flört tavsiyeleri verebilir misiniz? Yönetmenim, bu soru sana gelmiş. Kaçan kovalanır diyorlar ama son dönemde o yöntem pek tutmadı. Merve'ninki tutmamış. Merveciğim. Sana böyle bir aile görüşelim, özel görüşelim. Tiyoları kişiye özel veriyoruz. Yoksa hep birlikte intihara sebep olabilir. Olay klibindeki pilot gözlüklü kostümünde bir Burning Man havası var. Oradan mı uyarladınız? Evet, aynen oraya. Hatta oraya kostüm hazırlayan kişilerden bir tanesini tasarladığı bir gözlüktü o. Güzel de olmuştu galiba. Yönetmenim sevmiş miydin sen? Büyülü bir iksir mi kullanıyorsunuz bilmiyorum ama ilk günkü kadar pırıl pırıl bir güzelliğiniz var. Bu fitliğin, güzelliğin sırrı nedir demiş. Allah vergisi diyelim. Biz de biraz onu korumaya çalışıyoruz. Yani hiçbir şey öyle durduk yere olmuyor bu hayatta biliyorsun. İşin şakası o. Spor yapıyorum, beslenmeme dikkat ediyorum. Uyku düzeni çok önemli. Mesela uykusuz, genelde klip öncesinde hep onu yaşıyorum. Uykusuzken insanın suratı beni en azından çok etkiliyor. O yüzden uyku düzenime çok dikkat ediyorum. Bir de bazı şeyler genetik galiba. Herkese çok teşekkür ediyorum bu güzel sorularınız için. Umarım memnun kalmışsınızdır cevaplarımdan. Kalmadıysanız yönetmenimi arayabilirsiniz. Başka bir kayıt daha yaptık, onu da izleyebilirsiniz.